Herkese merhabalar. Ben Emine. Köy mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hep beraber orijinal haliyle hamsi buğulama nasıl yapılır onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle balıklarımızı ben, burada 1 kilo balığım var benim, hamsi balığım. Şöyle bir tuzlayayım. Ben yıkadım, suyu süzüldü. Siz tuz oranını istediğiniz kadar ayarlarsınız kendiniz damak tadınıza göre. Şöyle bir hoplatalım. Her tarafı tuzlansın balıklarımızın. Evet, şimdi burada balıklarımız hem tuzun içine alırken hem de fazla suyu süzülürken ne yazık ki ben baktım, dedim ya, gördüm, hakikaten çok üzüldüm. Adı üzerinde hamsi buğulama bu. Hamsi buğulamaya ne yazık ki su koyuyorlar. Olmaz. Kesinlikle hamsi buğulama yapıyorsak su konulmaz. Olmaz. Bir de soğan kullanacaksak, ki kullanmadan zaten hamsi buğulama olmaz. Onu da üzülerek söylüyorum. Hamsi buğulama da bu kışın yemeklerde kullandığımız böyle mor soğanlar vardır, bilirsiniz. Mutlaka bunları kullanmamız gerekiyor. Ben ne yazık ki gördüğüm şu sarı soğanlar var, salatalarda falan kullanıyoruz şöyle. Aslında şunu iç geçip içinde sizlere göstereyim de daha iyi anlayın. Yapın ki ağız tadıyla yiyin. Bakın bu soğanlardan, bunlar salatalarda el değmedi, çok güzeldir, gevrek ve suludur. Sulu olduğu için zaten hamsi buğulada bu kullanılmaz buğulamada. Bizim yapacağımız, kullanacağımız, böyle şöyle keseyim. Bakın içi böyle olan soğanlarımızı kullanıyoruz biz. Şöyle beyaz olanı asla kullanmıyoruz. Bu dediğim gibi çok sulu ve gevrek olduğu için balıklarımız zaten normalde çok çabuk pişen bir balık. Hele hele hamsi daha da çabuk pişiyor. Zaten kendisi ne kadar ki. Bunu tepsiye koyduğumuz zaman balıklar pişeseye kadar maalesef bu soğanlarımız pişmiyor. Su salıyor. Soğanlarımız suyunu salıp çekmeden balıklarımız zaten olmuş oluyor. Balıklar evet oldu, alıyoruz, alınıyor, görüyorum, ne yazık ki bir de su koyuluyor maalesef. O şekilde olmaz. Hamsi buğulama üzerine kendi kuruması lazım. Altında suyu olmaması lazım. Şimdi diyeceksiniz ki fazla konuştun, hadi yap artık diye. Evet, artık yapımına geçiyorum. Soğanlarımızı soyup piyazlık şekilde doğruyorum. Yıkadım, doğradım. Şimdi tepsimizi hiç yağlamıyorum. Yağlamadan tepsimize soğanlarımızı alıyorum. Ve herkesin tuzu kendine diyorum. Ve çok az bir şey, hemen soğanlarımızı şöyle hafiften bir tuzluyorum. Evet, balığımızı tuzladık, tuzlu, ama siz bu soğanı tuzlamak zorunda değilsiniz. Sağlık probleminiz falan varsa, ki inşallah yoktur, Rabbim varsa şifa versin. Şimdi hem bir tuzunu karıştırıyoruz tepsimizde, hem de şöyle soğanlarımızı daha bir inceltmiş oluyoruz bu şekilde. Oh, şöyle güzel bol soğanlı da oldu. Şimdi artık balıklarımızı tepsimize sırasıyla diziyoruz. Balıklarımızın tamamını ben bu şekilde tepsimize dizdim. Ve üzerine ben birazcık şöyle bolca, çok bol olmasa da biraz şöyle zeytinyağı gezdiriyorum. Hiç tepsiyi yağlamamıza gerek yok. Çünkü bu yağ bunun altına indiği için hiç sıkıntı olmuyor. O yüzden rahat olalım. Şimdi üzerlerine toz kırmızı biber şöyle serpelim. Ve ben 2 tane de limon kullanıyorum bu tarifimizde. Ben bu şekilde yaptım, kullanıyorum. Siz istediğiniz şekilde limonlarınızı dizebilirsiniz. Artık balıklarımızı pişirmek üzere kuzunun sobamıza götürüyoruz. Evet, benim emektar soğan. Gel bakalım, sobamızı şöyle doldurduk. Çok güzel yanıyor. Şimdi hemen artık fırına tepsimizi verelim. Kapağını da kapatıp
pişmeye bırakalım balıklarımızı. Artık bizim balığımız pişti. Daha fazla biz kurumasını istemiyoruz. Çok güzel oldu. Soğanlar da altta çok güzel bir şekilde pişti. Görüyorsunuz kenarından da. Şimdi balıklarımızın son bir işlemi kaldı. Fırının önünde rahat yapamayacağım için şuraya aldım. Ben şöyle ince kıymış oldum. Maydanoz üzerine şöyle bir serpiyorum. Şimdi tekrar fırına veriyorum. Sadece maydanozlarımız üzerinde senişeseye kadar. 1 dakika kadar ya duruyor ya durmuyor, o kadar. Hemen şöyle balığımızın birini alıp göstermek isterim. Tabii çok sıcak bu arada. Çok güzel pişti balığımız. Kılçından ayrılıyor. Bu şekilde. Öf, çok sıcak dediğim gibi. Çok güzel oldu bugün hamsi buğulamamız. Hemen şöyle ağzıma atıvereyim. Gerçekten çok güzel. Evet, bugün hep beraber hamsi buğulama yaptık. Orijinal tarifini hiç bozmadan bu şekilde yaptık. Harika bir lezzet, muhteşem bir görüntü oldu. Umarım bugünkü tarifimi de beğenir ve denersiniz. Ama şundan çok eminim ki bundan sonra Karadenizliler bile bu tarifimi yapıp deneyecektir. Bundan çok çok eminim. Tarifimi beğendiyseniz beğenme tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olursanız çok memnun olurum. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.